Avustralya'da küresel taksi uygulaması Uber, ülke piyasasına girmesinin ardından taksi ve özel araç şoförlerinin ekonomik kayıplarını karşılamak için yaklaşık 178 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu yıl 267 milyar dolarlık mal, 110 milyar dolarlık hizmet ihracatıyla ülkeye 377 milyar dolar döviz kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Avro bölgesinde tüketici fiyat endeksi, Şubat ayında yıllık bazda %2,6 seviyesinde belirlendi. Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı şeklinde tanımlanan net UYP, Ocak'ta -300 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Japonya Merkez Bankası, kısa vadeli faiz oranlarını -0,1'den %0 ila %0,1 aralığına yükseltti. TezOp Genel Başkanı Bayraktar, Ramazan ayının içinde olduğumuz bu günlerde taklit ve taşişli gıda ürünlerine karşı denetimler sıklaşmalı ve kesilen cezalar caydırıcı olmalıdır, ifadesini kullandı. Japonya Merkez Bankası'nın yaklaşık 10 yılın ardından negatif faiz dönemine son vermesiyle fiyatlamalar zorlaşırken, yarın Fed'in açıklayacağı para politikası kararları öncesi yoğun makroekonomik veri takvimi yatırımcıların odağında bulunuyor. Vietnam, Malezya, Tayland, Hırvatistan ve Ürdün menşeli güneş paneli ithalatında dumpinge karşı önlem uygulanması kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2025 yılı için orta vadeli programda öngördüğümüz %15'ler civarında bir enflasyon. 2026 için ise tek haneli enflasyona yeniden dönüşü öngörüyoruz. Bütün planımızı, programımızı yapmış durumdayız, dedi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, yapay zekayı kullandıkları hakkında yanlış ve yanıltıcı beyanlarda bulundukları gerekçesiyle iki yatırım danışmanlığı şirketine 400 bin dolar ceza verdi.